Evet, değerli arkadaşlarım merhabalar. Bugün Kilikya gezimizin ikinci günü. Dün Mersin'de güzel tarihi yerleri gezdikten sonra ikinci günde Tarsus ve Adana'yı gezdik. Gerçekten güzel birikimler edindik. Adana'da bugün Sabancı Merkez Camii'yi dolaştık. Ardından Taş Köprü, ardından Adana'da öğlen yemeğini yedik. Ardından farklı yerleri gezdikten sonra şu anda Taş Köprü'nün yanında parkta oturuyoruz. Arkadaşlar güzel bir gündü. Adana'ya gelip görmenizi tavsiye ederim. Adana hem eski yerleşkesiyle hem de yeni yerleşkesiyle görünmeye değer bir ilimiz. Daha önce Adana'ya gelip gezmek nasip olmamıştı. Bunu biraz da aslında hem gezmek hem de Mavi Seyyah YouTube sayfam için bunu sizler için yapmak istedim işin açıkçası. Gezimiz dolu dolu geçiyor, güzel geçiyor. Aslında çok sıcak da değil. Hani şunu da belirtmek isterim ki Kilikya bölgesini gezmek isteyen arkadaşlar genelde Eylül-Ekim aylarını tercih edebilir. Çünkü burası coğrafi konum itibariyle özellikle güneş sıcaklıklarının 45-50 derece, hatta bazı yerlerde 55 dereceye bulduğu yerler. O yüzden havanın serin olduğu zamanda gezmelerini tavsiye ederim. Arkadaşlar geziden bugün için gözlemlediklerim bunlardı. Güzel anılar biriktirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla, ablalarımızla, abilerimizle güzel anılar biriktirdiğimizi düşünüyorum. Hakikaten bugünkü gezimiz dolu dolu geçti. Şu anda dediğim gibi Taş Köprü ve Sabancı Merkez Camii'ne tam net bir şekilde gören parkta şu anda oturuyoruz. Birazdan bunu sizler için görüntüleyeceğim. Haydi şimdi gidelim onları görelim. Bu arada arkadaşlar Seyhan Nehri durgun, sakin, bir o kadar da derin akıyor. Burada gördüğünüz gibi Taş Köprü. Roma İmparatorluğu'ndan kalan güzel bir taş köprü mevcut. Arka tarafında Sabancı Merkez Camii bulunmakta. Karşıda Hiltonsa bulunmakta. Elimle gösterdiğim yerde Sheraton bulunmakta. Yani burası, bu konum itibariyle yan taraflar eski Adana yerleşkesi diyebiliriz. Burada dediğim gibi Adana Valiliği var. Burada park mevcut. Hemen hemen izlemlediğim şeyler bunlar. Saat 6:30 sularında ayımız çıkmış ve Yakomos Seyhan Nehri'ne vurmuş. Görüntü muazzam, güzel. Şimdilik Adana'dan size anlatacaklarım bunlar. Arkadaşlar son olarak sizler için gözlemlediklerimi anlattım. Mavi Seyyah YouTube kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve sayfaya yorum yapmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.